Gençler merhabalar. Bugün daha önce video çektiğim bir eve geldik. Tamirat için geldim. Daha önce bu evi size göstermiştim. Tamirat sırasında göstermiştim. Çok içini tanıtmamıştım. Epeyce bir yorumda içini de tanıt, evi de tanıt, işte kaç yıl kiralıyorlar, nasıl kiralıyorlar gibisinden bilgi verdiler. O yüzden şimdi evin dışından başladım önce. Mahallesini gösterip ve Zillow'daki fiyatlarından bahsedeceğim. Genel bilgilerden. Daha sonra detaylarını açıklayacağım. Şimdi bu ev 2 artı 1 diyor. Şu an Zillow'dan telefonuma bakıyorum. Adresi bu 48 48 Booth Street. Şimdi şu an görmüyorsunuzdur büyük ihtimalle de. Neyse. Şimdi bu ev siz bu arada mahalleye bakın. Ben size bilgileri söyleyeyim. 2 artı 1 diyor. 768 square foot diyor. Bu tabi üst katı. Bir de bunun altında basement'ı, garajı onlar hariç. Sadece şu üst level'ınki 768 square foot'muş. 2 artı 1. Bir tane tuvalet banyosu var. 1950'de yapılmış arkadaşlar. Siz bu arada sağ sola bakıyorsunuzdur. Zillow fiyatı 137 bin dolar diyor bu evin fiyatına. Eğer kiralarsan da aylık kirası da 950 civarıdır diyor. Fiyatlar böyle. Şimdi mahallede böyle sessiz bir yer. Burası Missouri tarafı değil, Kansas eyaleti tarafı arkadaşlar. Burası çok aslında güzel bir semt. Eski bir semt ama şu ağaçların arkası Main Street. Orada bir sürü Kansas Üniversitesi'nin hastaneleri falan filan var. Çok popüler bir mahalle burası. Çok eski olmasına rağmen o yüzden çok tuttum. Mesela bu ev bizim o downtown'daki kiralık evler gibi bir yerde olsa ya bu evi hani bu kadar bakımlısı değil de hani 30-40 bin dolar alabilirsiniz. Bakımsız haline. Bakımlıysa 50 bine, 60 bine falan alabilirsiniz. Burada 137 bin dolar diyor. Neyse şimdi yavaş yavaş içeri girelim. İçerisini gösterelim ve bu adam burayı nasıl kiralıyor, kaça kiralıyor geceliğine. Burasını Airbnb'den kiralıyor geceliğine. Tabi minimum 2 gece şart var genelde. Ve geceliği 157 dolar bu evin. Şimdi siz bu eve yavaş yavaş bakarken ben size bilgiler vereyim. Burası dining area. Klasik yemek yenilen yer. Burası odası. Şimdi burada temizlik yapılıyormuş. Ben gelmeden önce. Öyle, o yüzden böyle bırakmışlar. Şimdi benim bir iki iş yapmam lazım. O yüzden geldim. Onu da anlatayım bu arada. Şurada görüyorsunuz leke var. Şuralar var. Onların işte touch-up boyalar yapılacak. Buralara, şuralara. Neyse bir iki yere. Bir de şu perdeyi takacağız. Büyük ihtimal salonadır bu. Neyse bunları takacağız. Şimdi odayı gezmeye devam edelim. 157 dolar geceliği minimum 2 gece kiralıyorsun. 2 gece kiralıyorsun. Ve bunun üstüne temizlik fees'ini ödüyorsun. Yaklaşık 50 dolar civarda temizlik cleaning fees'i. Yani adam mesela 2 gece kaldı. 157, 157 işte 314 plus 50 dolar. 314, 364 dolar para ödüyor. 2 gece kalıyor bu evde. Çok pahalı mı? Çok pahalı. Ama avantajı nedir? Niye insanlar otelde kalmıyor mesela böyle bir yerde kalıyor? Geceliği 157 dolar düşünün. Mesela bir hafta kalacak ve ailece kalmak istiyor. Daha ucuza geliyor burası. Çünkü yemeğin için mutfağı var, ıvırı var, zıvırı var. Yani her şeyi var. O yüzden ailece kaldığın zaman daha uyguna geliyor. Mesela bir otelde kalsan geceliği 70-80-100 dolardan aşağı değildir. Ayrıca kaldığın için 2 oda kiralaman lazım. Yine bundan daha pahalıya geliyor. Böyle hem ucuz oluyor hem aynı evde yaşamış oluyorsunuz falan filan. Bir sürü değişik sebepleri var. Neyse şimdi burası oda. Gördüğünüz gibi çok basit. Bir tane dresser koymuş. Bir tane yatak koymuş. Hatta yatağın başını bile kendileri yapmışlar. Görüyorsunuz böyle çiviler, tahtalar bir şeyler çakmışlar böyle. Gördüğünüz gibi. Yani değişik bir şey olsun diye. Neyse gayet güzel. Bir tane masa var. Genelde tüm evler böyle. Ben daha önce bu ayarda evler gezdim. Hepsi böyle. Bir tane yatak var. İşte bir tane dresser var. Ne oluyor bunun ismi? Komodin mi oluyor? Nedir? Tam bilmiyorum. Başka bir şey yok. Bir iki tane de tablo var. İşte bu bir tane sana oda oluyor. Neyse şimdi tuvalet banyomuzu gösterelim. Daha önce size göstermiştim burayı ben zaten de. Yine de göstereyim. Şimdi küçük bir tane tuvalet banyosu var. Çok fazla bir şey yapmamışlar. Çok çok basit bir şey. Gördüğünüz gibi.
Tuvalet banyosu da böyle. Şimdi burada merkezi kliması var. Her evde olduğu gibi. Buradan işte soğuk mu, sıcak mı ya da buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Kışınsa sıcağı getiriyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi hemen çalıştı alet. İçeriye üflüyor, sıcak üflüyor. Soğuk yaptığınız zaman, bunu ayarladığınız zaman da soğuk üflüyor. Şimdi şurada böyle havluların olduğu yerler var. Bir sürü havlular var. Ondan sonra ekstra nevresimler falan filan var mesela şuralarda genelde. Şuralara bakarsanız nevresim dediğim hani yastık mastık var. Küçük bir tane ütü koymuşlar. Ütü masası koymuşlar. Gayet kullanışlı. Neyse. Ya, odada dediğim gibi böyle çok aşırı basit. Bir tane yatak. Komodin, mombidin şudur. Masa küçük bir tane. Masa lambası bu kadar. Al sana bir tane ev, oda. 150 dolar dedik. Başka örnek vermek istersen. Ha, temizlik konusunda. Ya bu Airbnb Türkiye'de de var büyük ihtimal. Yani mantık aynı. Temizlik yapmadan gitmiyorsun. Yine temizliğini iyi kötü evin yapıyorsun. O zaman ne anlamı kaldı diyeceksin. İşte anlamı şu. Yani güzel bir house'da yaşıyorsun. Hani house gibi bir yerde yaşıyorsun. Mesela buzdolabı var. Göstereceğim mesela buzdolabının içerisinde neler var, neler olabilir. Şuradan ışığı açalım. Şimdi buzdolabımız boş. Bir tane tereyağı var sadece burada. Bir tane bir şey şişesi var. Neyse artık şeker mi? Evet, şeker vermiş burada. Başka ne var? Onları göstereyim. Mutfakta yemek yapabilecek kapasitede genelde bir mutfak oluyor. Gördüğünüz gibi tencereler, tavalar, işte küçük kaplar, tabaklar, çanaklar, tahta kesme bir şey kesme tahtası var. Ondan sonra cima genelde kaşık maşık hepsi oluyor. Full set oluyor burada gördüğünüz üzere. İşte yemek pişirme aletleri falan filan var. Hemen hemen yani bir evde yani basit ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey var. İşte bardaklar, kahve fincanları, değişik tarzda bardaklar falan filan. Burada bir tane horozumuz var. Açık havasından bunu ye diye koymuşlar. Şimdi burada değişik bıçaklar var. Havlular var. İşte ocağımızın üzerine adam çayı koymuş gitmiş. Hani ne bileyim buraya çöp kutusu koymuş. Burada pinpon masası ıvır zıvırları var. Çünkü adam şuraya bahçeye. Onu göstereceğim size. Şimdi bahçeye girebilirsek. Arka bahçesi de var. Şimdi bu full house olduğu için şu alan tamamen size ait. Yani geldiniz ailecek. Burada mangal gibi bir şey var. Ya da sadece ateş yakabilirsiniz. Etrafında oturabilirsiniz. Buraya dışarı adam başka bir masa koymuş. Hani ailecek burada gelip dışarıda eğlenebilirsiniz diye. Şu işte pinpon masası şu adam betondan bir şeyler yapmış oraya. Çok antika bir şey. Ama sonuç olarak bahçen burada. Geldim mesela burada bir haftalığına bir geziye geldim. İş gezisine şunu bunu. Aileni buraya getiriyorsun. Sen işe gittiğin zaman ya da toplantısın olduğu zaman ailen burada işte geziyor, tozuyor falan filan. O anlamda mantık otel olsa bir tane otel odasında sıkışmış olacaksın. Böylece o sıkıntıdan kurtuluyorsun ve daha ucuza geliyor. Yani bunu matematiğini yaptığınız zaman daha ucuza geldiğini göreceksiniz. Şimdi dezavantajından bahsetmiştim az önce. Çıkarken temizlik yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Zaten genelde kurallar aynıdır. Aşağı yukarı her yerde. Temizlik yaptığınız zaman detaylı temizlik değil de. Şimdi mesela yemek yaptınız falan filan bir sürü bulaşık var. O bulaşıkları en azından temizleyip bunun içerisine yüklüyorsunuz. Ondan sonra deterjanını koyup çalışıp bırakıyorsunuz. Sonra buraları temizliyorsunuz. Yani kaba temizliği yapıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün. Sen hiçbirini yapmazsan burada her taraf tabaklar, babaklar, çanaklar, çamaşırlar hep doldu. Adam buraya temizliğe gelen adam bunları temizleyecek, tabakları koyacak, bunu çalıştıracak. Çalıştıktan sonra çıkan eşyaları tekrar yerlerine koyacak. Onları düşünürsen adam burada 4-5 saat kalması lazım. Bu o zaman 4-5 saat kalırsa sen bu temizlikçiye 100-200 dolar para vermen lazım ki bu işleri yapsın. Yoksa kurtarmıyor. O yüzden bu tür şeyleri yapıyorsunuz çıkarken. Daha sonra mesela havlu kullandın, nevresim kullandın. Onları çamaşır makinesine atıp deterjanını koyup ve çalıştırıyorsunuz. Bu arada ben sizi aşağıya götürüyorum. Daha önce zaten burayı gördünüz de şimdi ben hani tanıtım maksadıyla tekrar bir kere daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım.
Şimdi adam buraya bir tane masa koymuş. Güzel bir tane nice bir masa var. Şu lamba yanmıyor enteresan bir şekilde. Neyse şu an görüyorsunuz iyi kötü herhalde. Bir şu lambayı açabilseydim daha güzel olacaktı. Ama lambayı bulamadım. Lambanın switch'ini bulamadım daha doğrusu. Neyse buraya bir tane küçük bir tane şey koymuşlar. Çek yat kanepe gibi bir şey. Burada güzel bir bilardo masamız var. Ondan sonra burada bir garaj var. Garajı kullanmıyorsunuz ama genelde kullandığınız tek şey şu washer and dryer. Dediğim gibi çamaşırınızı atıyorsunuz. Çalışır vaziyette bırakıyorsunuz. Ondan sonra temizlikçi geldiğinde buradan şeyi alıyor. Çamaşır makinesi hangisi bu arada? Çamaşır makinesi bu arada, evet. Çamaşır makinesi bu. Biliyorsun adam en son gün adam buraya çalıştırmış bırakmış. Şimdi bunu alıyor. Buraya koyuyor. Kuruyunca da yukarı çıkıp yerlerine yerleştiriyor adam. Bu kadar basit. Ya buralar çok kullanmıyor burada kalan misafir. Dediğim gibi buradan sonrasında işte burada oyun oynayabiliyorlar. Yukarıda yani işte yatakları var, salonu var. Salonda genelde televizyon var. Televizyon kablolu TV'ye bağlı oluyor, interneti oluyor falan fişmeken. Yani otel tarzı bir ev kiralıyorsun. Ev rahatlığında ailece kalabiliyorsun. Ve genelde mesela bir de şu var. Büyük evler var mesela. Çok büyük evler var. Mesela 4-5 odalı, 6 odalı, 7 odalı. Daha önce bir önceki videomda, yani bir önceki değil de daha önce çektiğim bir videoda lüks bir ev göstermiştim. O ev de bu evin. Overland Park'ta. 4-5 odası var hatırlıyorsanız. Bir girişte iki tane salonu var. Oysa bir üst kata çıkıyorsunuz. 1, 2, 3 tane odası var. Bir tanesi ofis gibi ama oda sayılır. Yani oda. Oysa en üstte master bedroom var. 4 odası var. Bir tane de aşağıda çocuk oynama odası falan var. Hani orada 8-10 kişinin yatabileceği bir yerde. Mesela öyle bir evin gecelik kirası 300 dolar falan oluyor. Orada 2-3 aile çok rahat kalabiliyor. 2 aile. Totale vurduğunuz zaman, bunu matematiğini yaptığınız zaman otelden çok çok daha ucuza geliyor arkadaşlar. Neyse. Bugünlük de bu kadar diyelim gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Eyvallah.